Selam. Bu bölümde arabanın haberleşmesine devam edeceğiz. Ancak bu sefer GPS verisini arabanın üzerinden bir NRF modülüyle ground station'a göndereceğiz. Çünkü bu RC modül sadece tek yönlü olduğu için bizim uzaktan kumandadan yönettiğimiz verileri alıyor sadece. Geriye GPS verisini göndermek için başka bir radyo devresi kullanmak gerekiyor. Bunun için de ben Nordic Semiconductor'ın NRF 24L01 Plus artı LNA diye bir çipini kullanıyorum. Şimdi bu çip 2.4 bandında çalışıyor ve 2.4 bandı aynı zamanda bizim RC transmitterımızın da çalıştığı bir frekans bandı. Aynı zamanda bu da Wi-Fi'nin çalıştığı frekans bandı. Şimdi bu frekans bandı 2.4 ile 2.5 GHz arasında otomatik seçilen bir band her bu haberleşme araçlarıyla. Ancak bu NRF çipinde biz bu hangi bandı kullanacağını belirtebiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burada 2.4 GHz bandında SPI ile çalışıyor. Çeşitli gönderim ve alım hızlarını set edebiliyoruz. DB'sini de set edip ne kadar güçle data alışverişi yapacağımızı belirliyoruz. Şimdi burada en hızlı güçle yaptığımız zaman burada benim fark ettiğim odanın içerisindeki Wi-Fi'yı dahi etkiliyor. Cep telefonları, diğer Wi-Fi kullanan aletler yavaşlamaya başlıyor. Burada da LNA bu amplificator'ı bunun burada açıklamış adamlar. Gayet de güzel açıklamışlar. Şimdi bu 102.4 ile 2.5 GHz arasında 125 data kanalı var bunun. Bu ne demek? Her bir kanal 1 MHz. Yani burada gördüğü gibi 2400 MHz'de data kanalı 1 ayarladığımızda bu MHz'den gönderiyor. 2 ayarladığımızda 2401 ve 2525'e kadar 125 tane kanal set edebiliyoruz. Bu kanalları niye set ediyoruz? Şimdi göstereceğim örnekte bu bir grafikte boş olan kanalları yani bu odanın içerisinde veyahut da binada etrafta bu 2.4 GHz bandını kullanan diğer cihazların hangi kanalları kullandığını göreceğiz ve bunların içerisinden boş olanı seçip interference yapmaması için kanalları set edeceğiz. Bu multi receiver'da oluyor. Şimdi bunun şok burst protokol diye bir şeyi var bunun. Şu şekilde. Bu aynı zamanda acknowledgement olarak da çalışıyor. Adresi paket kontrolü. Bunun içerisinde payload length, paket ID, var mı yok mu? Bir de 32 byte'lık bizim gönderdiğimiz data ve bu tüm bu datanın CRC datası. Yani biz bir pakette bu çiple 32 byte gönderebiliyoruz tek bir seferde. Şimdi bunun otomatik data handling'i var. Ancak bu benim satın almış olduğum çipler orijinal değil. Çin'de kopya edilmiş çipler ve araştırdığım gördüğüm kadarıyla bunlar bu çipin içerisindeki ASIC yani acknowledgement check eden kısmı ya kopyalayamamışlar ya koymamışlar. Ben bunu acknowledgement'ı false yapıp off duruma getiriyorum. Çünkü on yapınca çipin içerisinde böyle bir yer olmadığı için çalışmıyor doğal olarak. Buradan gördüğünüz gibi ben burada gösterildiği gibi bağladım bunları Arduino devresine.
Yalnız burada benim kullandığım bu küçük olan değil, bu PA LNA olan versiyonu. Çünkü bu küçük olanın daha 4-5 sene önce yaptığımda açık alanda 100 metreyi geçememiştim mesafe olarak. Bu PA LNA'yı 1 kilometre hatta 30 kilometre ile haberleştirenler varmış. Onları da YouTube'da videoların linklerini paylaşacağım senin nasıl yaptıklarına dair. Burada bunu nasıl çalıştığına dair örnek kodlar var. Fakat ben başka bir şekilde yapıyorum bunu. Evet, alıcı devresi bu. NRF çipi burada. Ben NRF çipini burada bir tane şey var. Ekstradan bir modül takılıyor buna ki bunun power concept gücünü ayarlasın diye. Çünkü ilk açılışlarda startup'ta çok enerji çektiği için reset atıp duruyor kendini. Bu çip burada da bir tane de LCD bağladım. Buna bu şu verici devresinden burada da aynı şekilde bir NRF var. Böyle bir Arduino bağlı. Buna da bir tane GPS modülü bağlı. Bu şu anlık sadece şeyi gönderiyor. Saati gönderiyor. Start edilmiş oldu. Saati gönderiyor. Şu çipe. Şimdi bu çipi bağlayayım. Bağladım. Evet, gördüğünüz gibi burada saat datasını göndermeye başladı. Saniyede 550 paket olarak, yani saniyede 550 tane saat verisi gönderiyor şu anda. Şimdi biz buradan iptal edip buna bir tane radio scanner yazılımı yükleyeceğim buna ve buradaki boş frekanslarımızı göreceğiz. Şu anda benim bulunduğum ortamda. Evet, şimdi bu radio scanner'ı RF'in kendi example'larında var. Bu RF24 library'sindeki scanner'ı bir çalıştırayım. Aynı zamanda da çipi takayım buna. Şimdi bu ne yapıyormuş? 1500 hangi portta bu? 15'te bu. Burada seriyala bunu yazdıracak. Okudu boş kanalları birden 100 kaça kadar etmiş bunu? Bakalım. Ya 126'ya kadar. Bunu bir upload edeyim. 15'teymiş. Evet, bunu upload ediyor. Upload etti. Bakalım. Evet, çalışmaya başladı bu. Burada heksadesimal olarak her bir kanalın gainini heksadesimal olaraktan seri proportta yazıyor bir array olarak. Şimdi ben buna bir tane .NET'te bir yazılım yazdım. Bu alıp bunu bir tane grafik komponenti yaptım. Bu grafik komponentinden bunları gösterecek. Bunu çalıştırayım bakalım. Evet, bu çalıştı. Şu anda gördüğünüz gibi burada şu bölge, buraların nereler 40 ile 50 arasında mı işte 40-70 şu başlarda şu bölge, yani bu 80'e kadar, yani 90'a kadar şu anda benim bulunduğum bölgede Wi-Fi sinyalleri mevcut. Onun için ben şu bölgeyi seçeceğim. Bu da 90 ile 100 25 arasında bir şey. En iyisi ben 100 seçeyim bizim ana proje için ki interference oluşmasın.
Evet, şimdi verici devresine yani Arduino'ya GPS modülünü taktım. Bu GPS'i 5 ve 6. pinleri, RXTX pinlerini bağladım. Bu bir standart bir GPS. Buradan seri porttan şu an bu çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu komutlar GPS verisinin çeşitli formatlarda bunu gönderiyor. Yalnız şu anda hava burada çok kapalı ve GPS modülü uydu yakalayamıyor. Bu ne zaman bana GPS koordinatını verecek? En az 5-6 tane uyduyu yakaladığı zaman. Şimdi bu bölümde bu datayı aldık. Bir sonraki bölümde bu datayı parse edip bunu Ground Station'a gönderip Google Maps'te veya da başka bir haritanın üzerinde göstereceğiz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.